Efendim Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, İngiltere, Belçika, Yunanistan ve Balkan ülkelerindeki etkinlikler hain darbe girişiminin akamete uğratılmasında Türk milletinin cesaretine vurgu yaptı. Anma töreninde 15 Temmuz şehitleri için dua edildi. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunup Türk bayrağı göndere çekildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninin adresi Boğaz Şehitliği'ydi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun katıldığı etkinlikte FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşenler anıldı. KKTC Cumhurbaşkanı, Türk milletinin demokrasisine ve milli iradesine yönelik darbe girişimini kınadı. Büyükelçi Feyzioğlu da Türk milleti tüm dünyaya kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını gösterdi, ifadesini kullandı. Azerbaycan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konferansı düzenlendi. FETÖ'nün devlete sızmak suretiyle gerçekleştirdiği hain yapılanmasına dikkat çekildi. Hain darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesine ilişkin fotoğraflar sergilendi. Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'ndeki törende de şehitler anıldı. Karanlık günü unutmamak hepimizin görevi. FETÖ darbe girişimi millet iradesine ve demokrasimize gerçekleştirilmiş açık bir saldırıydı. Bu saldırıya en büyük cevabı yine milletimiz verdi. Türkiye'nin NATO daimi temsilciliği tarafından Brüksel'deki NATO karargahında da anma programı yapıldı. Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğunda da anma töreni düzenlendi. Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, TRT Haber'e yaptığı açıklamada FETÖ ile mücadelenin önemini vurguladı. Filistin'de bulunuyoruz. O bakımdan bir nebze şanslıyız. Çünkü Filistin esasen FETÖ'nün hiçbir zaman çok büyük bir mevcudiyetin olmadığı ve makamların, yerel makamların, liderlerinin konuda bizimle büyük bir dayanışma ve bir beraberlik içinde olduğu bir ülke. Irak'ın Erbil kentindeki anma töreninde eller şehitler için semaya açıldı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Türk Büyükelçiliği'nde tören yapıldı. Başçarşı Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu fotoğraf sergisi açıldı. Kuzey Makedonya'daki Üsküp Büyükelçiliği'ndeki törenin ardından tarihi Muratpaşa Camii'nde şehitler için dua edildi. Yunanistan'daki anma törenleri Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nde ve Gümülcine Başkonsolosluğu'nda yapıldı. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, o gece kahramanca verilen mücadele, demokrasinin zaferi ve milli birliğimizin sembolü oldu, vurgusu yaptı. Atina Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz destanını anlatan fotoğraf sergisi açıldı.